Timur'un sevgi sözleri. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, ben Timur Kocaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinden sevgiler, saygılarımı sunarım. Radio Anatolia. Geçen pazar günü 18 Mart Çanakkale şehitlerine bağışlanmış Şehitler Günü'ydü. Bu haftadaki sevgi sözleri şiir dinletimizin başında Kurtuluş Savaşı şehitlerimizden daha 33 yaşındayken yitirdiğimiz Yüzbaşı Doktor Şerafettin Özdemir'in bir şiiriyle başlayalım. Şerafettin Bey'in 3 Temmuz 1915'te yazdığı Ağlama Anne adlı şiirini dinleyelim. Ağlama anne. Uzaktan geliyor top, tüfek sesi. Cenge başlanılmış her cephemizden. Yardımlar bekliyor Türk fedaisi. Yardıma koşarak gidiyorum ben. Tanrı'ya emanet anneciğim sen. Oğlun gitti diye anne ağlama. Sil gözyaşlarını, yaslar bağlama. Sınırda tutuşmuş cenge hepsi. Birçok fidan gibi delikanlı var. Onların da vardır müşfik annesi. Kimisi almıştır ağır yaralar. Kimi şehit düşmüş, kanları akar. Sen bunları düşün anne, ağlama. Karalar giyinip de yaslar bağlama. Yurdumuz geçerse düşman eline, ezmeden durur mu milletimizi? Kırım Kafkasya'daki din ehline yaptığı gibi hep ezecek bizi, mahvelemek için devletimizi. Sen evladın için anne ağlama, milleti hep düşün, yaslar bağlama. Ben şehit düşersem millet sağ olsun. Millet yaşarsa devlet kalacak. Muzaffer olup da dönersek bir gün, zafer güneşleri hayat salacak. Millet saadete o gün dalacak. Sen bunları düşün anne, ağlama. Sakın kara giyme, yaslar bağlama. Haziran 1331 yani 3 Temmuz 1915 Ağlama Anneciğim adlı şiirini dinlediğiniz Yüzbaşı Doktor Şerafettin Bey 1889'da Bolu'da doğmuş, 1922 yılında daha 33 yaşındayken ordunun Yassıyurt Yaylası'nda şehit düşmüştür. Geride Hasine adlı genç karısı ile 18 aylık kızı Tomris'i bırakan Şerafettin Bey'in el yazısıyla şiirleri, öyküleri, piyesleri defterlerde kalmış. Yıllarca defterlerde kalan bu eserleri eşinden kızı Tomris'e, ondan sonra da benim elime geçti. Şerafettin Bey'in eşi Hasine'ye yazdığı 18 mektubunu
Akartürk Karahan adlı öğretim üyesiyle birlikte Osmanlıca yazısından bizim yeni alfabemize aktararak yayımladık. Sevgilim güzel Hasinem, Yüzbaşı Şerafettin'in eşine mektupları 1911-1922 adlı kitap Ankara'da Cümle Yayınları tarafından Mayıs 2017'de yayımlandı. Yüzbaşı Şerafettin, Kurtuluş Savaşı'nda evden uzakta, cephelerde savaştığı için eşi Hasine ile 4 yıllık evlilikleri süresince yalnızca 9 ay birlikte olabilmiş. Ayrılıklarını eşine mektuplar yazarak gidermeye çalışmış. İşte ayrılık acılarıyla dolu mektuplarından 8 Ağustos 1918 tarihlisinin başında Yüzbaşı Şerafettin eşine şöyle sesleniyor. Sevgili güzel Hasinem, resmin önümde, aşkın kalbimde, kalem elimde, işte sana şu mektubu yazıyorum. Son gündü, artık o gece ayrılacaktık. Kalbimi dolduran ayrılık acıları sessizliğimdi. Fakat sana hiçbir şey sezdirmemeye çalışıyordum. Özellikle sen hastaydın. Daha fazla rahatsız olmanı istemiyordum. Fakat senin de bana belli etmek istemediğin halde hastalığından başka bir ıstırabın olduğunu hissediyordum. Bunu bilmek beni daha büyük üzüntülere atıyordu. Söyleyemiyor isem de lisanı halimiz her şeyi anlatıyordu. Ayrıldık Hasine. Fakat az zaman sonra İstanbul'da buluşabilmek ümidi kalbimizi tatmin ediyordu. Bu sebepten çektiğimiz ayrılık acıları kısmen hafiflemişti. Şimdi anlıyorum ki biz bu sefer İstanbul'da görüşemeyeceğiz. Ve görüşmeden ben buralardan gideceğim. Hatta bir mektubunu bile alamadan gideceğimden korkuyorum. Gidiyorum Hasine. Henüz nerelere gideceğimim belli olmadan. Ya Halep tarafları veya Musul civarları olacaktır. Tehlikeli mıntıkalar olmadığından korku duymana gerek yok. Biraz uzaksa da kısmet olduğu zaman dağları, tepeleri kolaycacık aşarak geleceğimden şüphe yoktur. Allah sağlık verirse. Gidiyorum Hasine, fakat hiçbir zaman ümitsiz değilim. Çünkü senin de beni sevdiğini, beni düşündüğünü, kalbinin benim için çırpındığını bilerek gidiyorum. Gidiyorum Hasine. Fakat seni severek, seni düşünerek, kalbim senin için çırpınarak gidiyorum. Hayalin gözlerimin önünden gitmiyor. Geceleri seni rüyalarımda görüyorum. Sen kalbimde, fikrimde, ruhumdasın. Seni kalbimde, fikrimde, ruhumda taşıyarak gidiyorum. Yüzbaşı Şerafettin'in eşine yazdığı mektupları işte böyle ayrılık acısı özlemlerle dopdolu. Sözler bu özlemi anlatmaya yetmiyor. Şimdi şehit Yüzbaşı Şerafettin'in eşi Hasine'ye 18 Ekim 1918'de yazdığı
Güzel Çehre yani Güzel Yüz adlı şiirini sunuyorum. Güzel Çehre. Kalbi fikrimde parlayan daim, pek şirin, pek sevimli, cazibeli bir güzel çehre var ki pek sevdim. Ona bir delice aşkım var. O siyah gözler bakışlarıyla ruha yeni hayat bahşediliyor. O güzel çehre saf güzelliğiyle melek gibi tebessüm ediyor. Senin işte büyülü aşkının esiriyim. Senin işte sevgiyle titrediğim ışıkla dopdolu çehren. Senin işte benim delice sevgim ile susamış olduğum her an kalbi fikrimde dalgın çehren. Yüzbaşı Şerafettin'in eşi Hasine'ye 18 Ekim 1918'de yazdığı Güzel Çehre adlı şiirini dinlediniz. Şimdi Mart ayı içinde yazdığım bir tek şiirimi okuyacağım sizlere. Kim doğduğu gibi bir gün ölebilir? Üzülme, görürsen soğuk taş üstünde kim doğduğu gibi güzel ölebilir? Sevmiştim şu yüreğim yol verdiğince kim sevdiği gibi tutkun ölebilir? Doymuşken sesin, soluğun, bakışınla kim içtiği gibi esrik ölebilir? Sana adadım Türkçenin sözlerini, kim yazdığı gibi çılgın ölebilir? Ne çok sevindirmiştim ben doğduğumda, kim doğduğu gibi bir gün ölebilir? Radyo Anatolia. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, ben Timur Kocaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinden sevgilerimi gönderiyorum. İyi günler, iyi geceler. Timur Kocaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Timur'un Sevgi Sözleri programını dinlediniz.